Tekrar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere içtiğimiz sütün bitkilere ne gibi faydaları olduğunu ve hangi sütü hangi oranlarda nasıl uygulayacağımızı anlatacağım. Bitkilerimizi sadece su ile beslememizin yeterli olmayacağını daha önceki videolarımızda hazırladığımız ek besinlerle de anlatmıştım. Bitkilerimize süt verdiğimizde de oldukça verimli ve faydalı olabiliyor. Süt içerisindeki kalsiyum sayesinde tıpkı insanlar için olduğu gibi bitkiler için de koruyucu ve besleyicidir. Bahçe ve bitkilerinize düzenli olarak süt verirseniz kene, fidan biti ve yaprak biti gibi böceklerden kurtulabilirsiniz. Bahçe alet ve edevatlarınızı dezenfekte etmek için kimyasal ve pahalı sıvılar kullanmak yerine sütün antiseptik özelliğinden yararlanarak temizleyebilirsiniz. Bitkinizin çürümesini, mantar hastalığını önlemek veya küflenmesini engellemek istiyorsanız sütü biraz sulandırarak bitki yüzeyine sıkabilirsiniz. Özellikle iletmek isterim ki organik bileşikli gıda maddelerini toprağa doğrudan kullanmadan önce toprağın kabul edeceği forma sokmakta yarar vardır. Yani kullanacağınız sütü ağzı açık bir şekilde oda sıcaklığına bağlı 2-3 gün bekletin. Ondan sonra kullanın. Bazı üreticiler bitkinin kalsiyum ihtiyacını karşılamak, büyümesini hızlandırmak ve kemirgenleri uzaklaştırmak için toprağa süt tozu uygulaması yaparlar. Şimdi gelin sütü hangi işlemler için ve ne miktarda kullanabiliriz birlikte izleyelim. Saksımızdaki veyahut da topraktaki böcekler için. Bunun için hazırlamamız gereken karışımda 1 ölçü yağlı süte 3 ölçü miktarında su eklemeliyiz. Ve bu karışımı 10 günde bir sürekli kullanın. Sütü melasla karıştırarak gücü 2 katına çıkarabilirsiniz. Peki melas nedir? Şeker pancarı ve şeker kamışı üretiminde fabrikasyon kademesinde atık olarak ele geçen şekerli, kahverengimsi ve kıvamlı sıvıdır. İnternette kolaylıkla bulabilirsiniz. Böceklerin şekeri sindirebilecek pankreası olmadığı için ideal bir böcek savar haline geliyor. Melas ve süt karışımı nasıl olmalı? 1 bardak süt, 3 bardak su ve yarım bardak da melas eklemeniz yeterli olacaktır. Melas ve süt karışımını bitkilerinizi toprağa dikmeden önce ya da böcekler ortaya çıktıktan sonra toprağa dökerek kullanabilirsiniz. Süt karışımını domates için nasıl kullanabiliriz? Domateslerinizi korumak için özellikle yağsız süt kullanmalısınız. Domatesi çürümekten ve hastalıklardan korur. 1 ölçü yağsız süt ve 10 ölçü su karıştırarak hazırlayın. Hazırlamış olduğunuz bu karışımı domatesin yapraklarına püskürtünüz. 2 haftada bir kullanmanız hastalıkları önlemekte bir nebze faydalı olacaktır. Salatalıkta nasıl kullanmamız gerekiyor? Salatalıkları ve yapraklarını korumak için domateste olduğu gibi yağsız süt kullanmalısınız. Salatalığı çürümekten ve hastalıklardan korur. 1 ölçü yağsız süte yine aynı şekilde 10 ölçü su karıştırarak hazırlayın ve yapraklarını püskürtünüz. Domatesde uyguladığımız gibi 2 haftada bir kullanabilirsiniz. Bu karışımı domates ve salatalıkta kullandığımız gibi biber için de kullanabiliyoruz. Biber yapraklarında oluşan yaprak biti ve unlu bitler için faydalıdır. Özellikle yaprak altlarını püskürtün ve elinizle ıslanan yaprak bitlerini yapraklardan ayırın. Sütün içerisindeki kalsiyum biberin gelişimini hızlandırır. Biber için de yağsız süt kullanmanız gerekiyor. 1 ölçü yağsız süte 10 ölçü su karıştırarak hazırlayın. Ve aynı şekilde 2 haftada bir uygulayın.
uygulamadan 3 gün sonra salatalık, domates ve biber yapraklarında herhangi bir sıkıntı olmadığını ve gayet diri olduklarını görebiliyoruz. Bu videomu da beğendiyseniz beğeni tıklamayı ve bir sonraki videolarımı izlemek için lütfen kanalıma abone olup zili aktif etmeyi unutmayın.